Bu görsel İslam dinini korumayı hedeflediği temel ilkelerden hangisini işaret eder? Teknoloji bağımlılığı nedir? Bireyin herhangi bir teknolojik ürünü aşırı derecede kullanmasıdır. Bağımlı birey teknolojik ürüne ulaşamadığında yoksunluğunu yaşar. Teknoloji bağımlılığı belirtileri, farkında olarak veya olmayarak teknolojik aletlerle saatlerini harcama. insanlarla birebir iletişim kurmak yerine internet üzerinden iletişim kurmayı tercih etme. Teknolojik cihazdan uzaklaşınca boşlukta kalmış gibi hissetme, sorumlulukları yerine getirememe. Görselde insanları teknoloji bağımlılığından koruma hedeflenmektedir. Yani insanlığı korumak hedeflenmektedir. İnsanlığı korumaktan neslin korunmasını ifade eder. Dolayısıyla bizim cevabımız A neslin korunması olacak. Buna göre aşağıdaki ayetlerin hangisi diğerlerinden farklı bir ecelden bahsedilmektedir? Ömür insanın doğumunun ölümüne kadar geçen sınırlı zaman dilimidir. Ecel ise ömrün bitmesi, dünya yaşamının sona ermesi anıdır. Ecel, yaşam için verilen sürenin dolmasıdır. Kur'an-ı Kerim'de iki türlü ecelden bahsedilir. İnsanın eceli, toplumun eceli. Hiçbir ümmet ecelini ne öne alabilir ne de erteleyebilir. Ümmet demek topluluk demektir. Yani toplumun ecelinden bahsedilmektedir. Her ümmetin bir eceli vardır. O ecel geldiğini ne bir an erteleyebilirler ne de alabilirler. Yine ümmetin ecelinden yani toplumun ecelinden bahsedilmiştir. Hiçbir millet ecelin önüne geçemez ve onu geciktiremez. Milletlerin ecelinden bahsedilmiştir. Dolayısıyla toplumun ecelidir. Allah'ın izni olmadıkça hiçbir kimse ölmek yoktur. İnsanların ölümünden yani insanların ecelinden bahsedilmiştir. Dolayısıyla D şıkkı farklı bir ecelden bahsetmektedir. Bu görseller evrendeki yasalardan hangileri ilişkilenilemez? Birinci görsele baktığımız zaman yeni doğan bir çocuk resmi yaranmaktadır. Çocuğun doğması, büyümesi, gelişmesi biyolojik yasalarla ilgilidir. İkinci görselde toprağa yeni ekilen bir tohumun yaşarması ve filizlenmesi anlatılmaktadır. Dolayısıyla yine bir canlının doğumu ve gelişmesi anlatılmaktadır ve biyolojik yasalarla ilgilidir. Üçüncü görselde ise Dünyamızın evrendeki konumu yer almaktadır. Dünyanın hareketleri, gece gündüz dengesi gibi özellikler fiziksel yasalarla ilgilidir. Ama toplumsal yasalarla ilgili herhangi bir görsel verilmemiştir. Bu yüzden cevabımız A şıkkı toplumsal yasalar yalnız bir olacak. Öncülerdeki ifadeleriyle aşağıdaki peygamberler eşleştirildiğine hangisi dışarıda kalır? Hatibü'l-Enbiya peygamberlerin hatibi. Hazreti Şaib'in tatlı üstü bundan ve güzel konuşmasından dolayı kendisine verilen ifadedir. Kelimullah Allah'ın kendisiyle aracısız konuşması anlamına gelir. Hz. Musa ailesiyle beraber Medyen'den Mısır'a dönerken Tur Allah'la aracısız konuştuğu için Allah'ın kendisiyle konuşan anlamına gelen Kelimullah ismini almıştır. Ahsenül Kasas kıssaların en güzel Hz. Yusuf'un kıssasına verilen isimdir. Ama Hz. Nuh yer almamaktadır. Hz. Nuh İnsanın ikinci atası, ikinci Adem şeklinde isimlendirilmektedir. Buna göre aşağıdaki ayetlerden hangisi din toplum ilişkisini örnek olarak verilebilir? İnsanın yaratılışı gereği sosyal bir varlık oluşu beraberinde sosyal hayatı getirir. Toplum her ne kadar bireylerden oluşursa da farklı yapıları vardır. Din de toplum içinde yaşanır. Toplum hayatı olmayınca dinin öngördüğü pek çok değer, örneğin paylaşma, yardımlaşma, merhamet, gerçekleşme ortamı bulamaz. Haberiniz olsun, kalpler yalnızca Allah'ın zikriyle tatmin olur. Allah'ı anmak gerektiği, Allah'a inanmak, iman etmek, ibadet etmek gerektiği ifade edilmiştir. Dolayısıyla din birey ilişkisine örnek olarak verilebilir. Rabbimiz ancak sana kulluk eder ve yalnız senden yardım ederiz. Yine Allah'a kulluk etmekten bahsedilmiştir. Dolayısıyla bireysel yönü vurgulanmıştır. Sen yüzünü hanif olarak dine Allah insanları hangi fıtrat üzere yaratmışsa ona çevir. Yine tekil olarak kullanıldığı için biz bu ifadeden din-biri ilişkisini anlıyoruz. İçinizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluş edenlerdir. Topluluktan bahsedildiği için din-toplum ilişkisini ifade etmekle de bu yüzden şıkkı örnek olarak verilebilir. Bu olayda Hz. Muhammed'in tutumu aşağıdaki özelliklerden hangisini işaret eder? Ebu Hureyre anlatıyor. Resulullah Medine pazarını dolaşırken bir buğday yığının yanına geldi. Elini o yığının içine daldırınca parmakları ıslandı. Satıcıya bu ıslaklık nedir diye sordu. Buğday sahibi üzerine yağmur yağmış da yallan Resulü dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber şöyle buyurdu. Öyleyse insanların görmeleri için ıslak olan kısmı üstte koyman gerekmez miydi? Bizi aldatan bizden değildir diyerek o kişi cevabını veriyor. Burada insanların satıcı olsun, ticaret babı olsun, normal insan olsun, insanların dürüst ve doğru sözlü bireyler olması, güvenilir olması gerektiğine vurgu yapılmıştır. Yani dürüstlük derken sıt, güvenilirlik derken ise emanet sahibi olmaları gerektiği ifade edilmiştir. İstişare karşılıklı görüş alışverişi, merhamette olmak, şefkatli olmak, bağışlayıcı olmak, affedici olmak. An parça içerisinde dürüstlük ve güvenilirlik vurgulanmıştır. Buna göre Hz. Muhammed'in özellikleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi konusu bakımından diğerlerinden farklıdır? Kur'an-ı Kerim'de Hz. Muhammed'in inananlar için üsve-i hasene yani en güzel örnek olduğu belirtilir. Çünkü Hz. Muhammed yaşam boyunca Kur'an-ı Kerim'de yer almış olan bütün ilkeleri hayatına birebir yansıtmış ve insanlara hem ahlaki anlamda hem insani anlamda hem de dini anlamda örnek olmuştur. Bu yüzden de Kur'an-ı Kerim bir insan örnek alabileceği en güzel kişi Hz. Muhammed'dir diyerek onun en güzel örnek olduğunu ifade etmiştir. Hendek Savaşı öncesi nasıl bir strateji izlemesi gerektiği konusunda sahabeyle görüşmesi. A şıkkında istişareye vurgu yapılmıştır kızlarını evlendirme kararını ailesiyle birlikte vermesi yani ailesinin görüşlerine önem vermesi dolayısıyla istişare vurgulanmıştır. Taif taşlanmasına rağmen ümitsizliğe kapılmaması Hz. Muhammed'in sabrını, vakırlı duruşunu, kararlılığını ve cesaretini ifade eder. Peygamberlik görevi verildiğinde durumunu eşi Hz. Hatice ile paylaşı fikrini alması dolayısıyla yine istişare vurgulanmıştır. Farklı olan C şıkkına verilmiştir. Bu olay Hazreti Muhammed'in aşağıdaki özelliklerden hangilerini işaret eder? Medine'deki mescidin temizliğini yapan kimsesiz bir kadın vardı. Hazreti Muhammed bir müddet o kadını göremeyince sahabeye onun niçin görünmediğini sordu. Onlar da kadının öldüğünü söylediler. Hazreti Muhammed neden bana haber vermediniz buyurarak arkadaşlarını sistemde bulundu. Daha sonra kadın mezarına gitti. Ve onun için dua etti. Bu parçada Hazreti Muhammed'in o kadına vermiş olduğu değeri bizlere anlatılmaktadır. Ve yine mezarına gidip onun için dua etmesi öldüğünden keşke haberim oldu demesi onun insanlara göstermiş olduğu, insanlara duymuş olduğu merhameti bize göstermektedir. Dolayısıyla doğru cevap C şıkkına verilmiştir. A şıkkına hakkı gözetmesi yer alıyor. Hakkı gözetmek adalet sahibi olmak, insana değer vermesi parçada vurgulanmıştır ama hakkı gözetmekten bahsedilmemiştir. Affedici olmak parti içerisinde bahsedilmemiştir. İstişareli İş önlem alması yani karşılıklı görüş alışverişinde bulunması parçada vurgulanmamıştır bahsedilmemiştir. Merhametli olması parça içerisinde geçer ama güvenir olmasıyla ilgili herhangi bir bilgi bu olayda verilmemiştir. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı olacak. Bu metinde altı çizil bölümlerin işaret ettiği irade aşağıdaki ayetlerden hangisi örnek olarak verilebilir? Sezai Karakoç 1933'te Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde doğdu. Yatılı okuduğu Gaziantep Lisesi'ni 1950'de bitirdi. Gazetecilik ve yayıncılık işlerine girişti. Diriliş dergisini aylık haftalık bazen haftada iki kez yayınladı. İlk şiiri 1951'de Hisar dergisine çıktı. 16 Kasım 2021'de yaşlılığa bağlı geçirdiği Kap Kırsevil İstanbul'daki evinde vefat etti. Doğması ve ölümü doğması ve ölümü Allah'ın belirlemiş olduğu külli irade kapsamında değerlendirilir. B şıkkında ey Resulüm'de ki ister inansınlar isterlerse inanmasınlar. Cüz'i irade vurgulanmıştır. İnsanların kendi tercihine bırakıldığı ifade edilmiştir. Kim iyi bir iş yaparsa kendi lehinedir, kim de kötülük yaparsa kendi aleyhinedir diyerek de insanların iyilik ve kötülük konusunda özgür olduğu yani cüz irade vurgulanmaktadır. Ve de ki gerçek Rabbinizden gelendir. Artık dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Yine iman ve inkar etmenin kişinin kendi özgür iradesine bırakıldığı ifade edilmişe Dolayısıyla cüz irade vurgulanmıştır. Ama A şıkkını Allah dilediğini yaratır ve tercih eder. Onun seçme ve yaratmasını onların tercih hakkı yoktur denilerek külli irade yani Allah'ın iradesi vurgulanmıştır. Bu yüzden cevabımız aşık olacak. Bu ayetten aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Ey iman edenler! Allah'a ve ahiret gününe inanmadığı halde, malını insanlara gösteriş yapmak için harcayan kimse gibi, sadakalarınızı başa kalkmak ve incitmek suretiyle boşa çıkarmayın. O kimsenin misali üzerine toprak bulunan düzgün ve yalçın bir kayadır. Kayanın üzerine şiddetli bir yağmur yağmış, onu çıplak halde bırakmıştır. Bu gibilerin kazandıkları hiçbir şeyden istifadeleri olmaz ve Allah İnkarcı topluluğa hidayet vermez. A şıkkı mali yardımlar yalnızca Allah'ın rızası gözetilerek yapılmalıdır. Evet, parti içerisinde gösteriş için yapılan yardımların boşa olacağı ifade edilmiştir. Dolayısıyla bizler yardımlarımızı ihlaslı bir şekilde yani bir şekilde yalnızca Allah'ın rızasını gözeterek yapmalıyız. Karşılığında menfaat yani çıkar beklenen yardımlar kişi sevaptan mahrum kalır. Allah rızası için yapılmalıdır, çıkar beklenilerek yapılmalıdır. Yardım yapılırken ihtiyaç sahibini millet altında bırakacak davranışlardan kaçınmalıdır. Evet, başa kalkmak ve incitmek suretiyle boşa çıkarmayın denilerek yardım yapılırken o karşımızdaki kişiyi millet altında bırakmamız gerektiği ifade edilmiştir. Ama ihtiyacını arz etmeyen kişiler bulunup tespit edilmelidir. Bununla ilgili herhangi bir bilgi verilmemiştir. Bu yüzden B şıkkına ulaşılamaz.